Herkese merhaba, ben Zeyis. Bugün sizlerle Samsung Galaxy'nin en hızlı performans şeyiyle birlikteyiz. Bugün TFT oynayacağız ama bunu neyle yapacağız? Samsung Galaxy A73 ile yapacağız. Ben normalde bilgisayardan oynamaya çok alışığım. Telefonda birazcık zorlanacağım ama bunu birlikte deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Zeyis, hoş geldin. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Hoş buldum ben de. Telefondan biraz bahseder misin? Rengi de çok güzelmiş. Telefonumuz Samsung Galaxy A73, rengine bayıldım zaten. Aşırı güzel bir su yeşili rengi var, mint rengi. Bugün TFT oynayacağız birlikte. Ben böyle daha elimiz ısınsın diye hiper yenileme modunda oynayacağım. Hem böyle oynarken seninle sohbet edebilelim, hem de birazcık da telefondan bahsedelim. Aynı zamanda çekimi beklerken 2-3 tane oyun attım ben. Böyle o telefonu tanımak, oyuna alışabilmek için. Ve hala şarjım böyle neredeyse %100 yani. Hani buradan eve kadar 2 saat yol gitsem, eve gidene kadar challenger olurum yüksek ihtimalle. Çünkü 5000 mAh'lik bir bataryası var telefonun. O konuda muhteşem bir özellik bence telefondan oyun oynayan insanlar için. Ben o zaman sıraya giriyorum. Bakalım. Yüksek ihtimalle çabuk bulacak oyun çünkü hiper yenileme modunda oynayacağız. Daha kısa süren bir oyun modu. Şimdi ben oyuna girmeden önce bir de kulaklığımı takmak istiyorum. Ama bunun renginin kalbimi fethettiğini öncelikle söylemem lazım. Yani dünyanın en güzel rengi falan. Zaten en sevdiğim renk mor. Şimdi kulaklığımızı takalım. Güzel biçimde. Zaten bağlanmıştım ben daha önce buna. Aynı zamanda oyun da buldu bu arada. Timing çok iyi. Şimdi sen konuşurken ben kulaklığımı hemen tabii ki ortam sesi moduna alıyorum ki seni daha rahat duyabileyim. Hani öyle bir özellik de var. Ben aldım bunu. Hatta bir tekini de çıkarayım. Kalsın burada. Zeyis, nerede oynamayı daha çok seversin? Açık alanlarda mı, kapalı alanlarda mı? Yani bilgisayar oyuncusu olduğum için kapalı alanlarda oynamayı daha tercih ediyorum tabii ki. Ama atıyorum tatile gittiğimde böyle boş zamanım olduğunda falan telefondan da oyun oynamak istiyorum. Zaten dışarıda telefonda oyun oynamanın en kötü yanı o güneşin böyle telefonu yok edip asla böyle görüntünün size ulaşmamasını sağlamak. Ama bu telefonda yani A73'te öyle bir şey yok. Çünkü çok canlı renkler ve çok güzel de bir parlaklığı var. Herhangi bir şekilde güneşten etkileneceğini ben düşünmüyorum. 800 nit bir parlaklık, telefonun sahip olduğu parlaklık. O yüzden dışarıda da oynayabilirim ama tabii ki tercihim bilgisayar oyunu olduğu için evde kapalı alanda oynamak olur. Zeyis, peki TFT sence bir şans oyunu mu, strateji oyunu mu? Yani TFT'nin şans oyunu olduğunu söyleyen insanlar, rivayetler var. Ama ben %100 şans oyunu olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de dile getirmiştim bunu birkaç kez yayınlarda. Şimdi her ne kadar şans faktörü oyunda aktif olsa da bir yerde oyunda şanssızlığını iyi kullanman lazım. Şanssız geçirdiğin oyunda en az hasarla atlatabiliyorsan, atıyorum en kötü skorun en iyisi 5.likse, 5.likle çıkabiliyorsan o oyundan, stratejiyi iyi ayarlamışsın demektir. Dolayısıyla bir yüzdelik vermem gerekirse ben oyunun %30-%35 şans, geri kalanının strateji olduğunu düşünüyorum. Şanssızlığını bile iyi yönetmen gerektiğini düşünüyorum. Yalnız Emre şunu fark ettim, yani telefondan TFT oynamaya alışık olmayan biri olarak oyunun böyle akıcı olacağını falan asla düşünmezdim. Asla bir gecikme falan yok ve renkler de inanılmaz canlı. Bu da herhalde A73'ün Super AMOLED ekranından ve 120 Hz ekran yenilemesinden kaynaklı. Asla bir gecikme falan hissetmiyorum. Ben oyun sonu dizilirken falan çok sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum ama gayet de akıyor yani oyun şu anda. Çok beğendim. Zeyis, hangisi daha kötü? Şarjın yetmemesi mi, telefonun ısınması mı? Yani ikisi de kötü tabii ki. Oyun oynarken oyunun ortasında hem şarjın bitmesi hem de telefonun ısınması ama ben A73'te böyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Zaten şarjdan daha önce de bahsettim. Hani oyun dedim çekimden önce 3 tane falan oyun oynadım. Şarjım azalmadı bile. Isınma konusuna gelirsek de şimdi biz bilgisayar oyuncuları sıvı soğutucuya falan kasalarda çok dikkat ediyoruz. Çünkü yaz aylarında falan inanılmaz ısınıyor kasalar. Bu cihazda da A73'te de sıvı soğutucu işlemi gören termal pedler var. Yani cihaz ısınsa bile kendini çok çabuk bir sürede soğutabiliyor. O yüzden hani saatlerce oyun oynasanız bile ben etkileneceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Zeyis, oyun oynarken müzik dinler misin? Oyun oynarken müzik dinlemeyi çok seviyorum. TFT zaten oyun oynarken müzik dinlemeye çok yatkın bir oyun. Arkada bir sesin olması falan çok hoşuma gidiyor. Şu anda aslında oyun oynarken de kulağımda Samsung Galaxy Buds 2 Pro var. İnanılmaz bir ses sistemi var. Yani karuselde böyle eşyayı alırken falan sanki karuselde ben varmışım gibi hissediyorum. Ben oyunun içindeyim aslında. Yani bunu TFT'deyken bile yaşıyorsam PUBG oynayanlar ya da ekstra başka bir oyun oynayanlar nasıl hisseder bilmiyorum. Çünkü kullandığım kulaklığın içerisinde 24 bit hi-fi ses frekansı var. İnanılmaz net geliyor sesler.
O yüzden çok güzel. Bir de ben normalde bilgisayar kullanırken falan kulaküstü kulaklık kullanıyorum oyunlarda. Kulak içi kulaklık acaba kulağıma uygun olur mu, ağrıtır mı falan diye düşüncesi vardı bende. Ama bu kulaklıkta öyle bir sorun yok. Çünkü kendi kulağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklığı ilk taktığınızda size bir uyumluluk testi yapıyor. Dışarıdan ses alıyor musunuz, almıyor musunuz, sesi iyi net duyabiliyor musunuz diye. İçerisindeki silikonlarla da kulağınıza uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O konuda bir sıkıntınız olmasın. En sevdiğim özelliği ise suya dayanıklı olması. Atıyorum çok mutsuzsunuz, depresyondasınız, gözyaşlarınız belli olmasın diye yağmurda yürüyüşe çıktınız. Ve o yağmurda yürürken kulaklıkta depresif bir şarkı dinliyorsunuz. O kulaklığınız o yağmurdan asla etkilenmiyor çünkü suya dayanıklı. O depresif şarkıyı bize söyler misin? O depresif şarkı Özgün'den Elveda, benim karaoke şarkımdır. Yağmurda çok iyi gider. Arkada böyle o klipteki kız sizmişsiniz gibi hissedersiniz. Buradan herkese önerim. Ama tabii ki mutsuz da olmayın, depresif de olmayın. Bu işin şakası açıkçası. Böyle. Zeiss, mobil oyun mu, PC oyunu mu? Yani bilgisayar oyunlarının bendeki yeri çok ayrı. Çünkü çocukluktan beri oynuyorum. Ama yani şu an dışarıda bir işim olduğunda, bir yerden bir yere gittiğimde, hele ki İstanbul trafiğinde, gerçekten mobil oyunsuz zaman geçmiyor. Bence zamanı verimli kullanmak için birebir, özellikle TFT'de, PC'deki ilerlemeyi mobile de aktarabildiğiniz için o 2 saatlik sürede gerçekten 3-4 mat çok rahat atılır yani. O yüzden sanırım tercihimi bu sefer mobil oyundan yana kullanacağım. İlk nickname'in neydi? Benim ilk nickname'im çok garip. Aslında garip de değil. Penyes'di. Yani ismimin tersiydi aslında. Zeynep'in tersiydi. Zeynep alındığı için. Çok yaratıcı bir şekilde tersini denemiştim ve almıştım o nickname'i. Çok uzun sürede kullanmadım zaten. Zeiss, yolculuklarda telefonunla nasıl vakit geçirirsin? Yolculuklarda telefonda genelde sosyal medyada vakit geçiriyorum. Eğer ki o dönem sevdiğim bir mobil oyun varsa, şu an mesela TFT ve Marvel Snap bunlardan biri. Oynamayı çok seviyorum telefonda onları. Sosyal medya ve mobil oyun diyebilirim. Gündüz insanı mısın, gece insanı mı? Ben net gece insanıyım. Yani uyandığı için mutsuz olanlardan, uyandığım an kimseyle konuşmayan, böyle bir saat boyunca falan, bir kendime gelme evresini yaşayan bir insanım. Genelde işlerimi zaten gece hallediyorum ve en verimli saatlerimin gece olduğunu düşünüyorum. Bu ders çalışırken de böyleydi, oyun oynarken de böyle. Bütün işlerimi gece halletmeye çalışıyorum. Twitter mı, Instagram mı? Net Twitter bu arada. Çünkü Twitter'da ben kendimi çok rahat hissediyorum. Çok eğleniyorum bir şeyleri okurken vesaire. Ya da insanlarla düşüncelerimi paylaşıp onların benim düşüncelerime karşı verdiği cevapları okumak hoşuma gidiyor. Bir şeyleri paylaşmak hoşuma gidiyor. Her ne kadar olumsuz haber de görsek ben Twitter diyeceğim. Dans etmek mi, şarkı söylemek mi? Şarkı söylemek. Yani şu dünyada gerçekten en çok istediğim şey sesimin güzel olması olabilir. Ama bu da çevrem için yüksek ihtimal çok kötü bir şey olur. Durup durup böyle yükselirdim şarkılar söyleyerek falan. Ama sesimin güzel olmasını isterdim, o yüzden şarkı söylemek. En çok hangi şarkıyı söylemek isterdin? Özgün Elveda tabii ki yine. Özgün Elveda. Özgün bu videoyu izledikten sonra umarım çok mutlu olur. Çok çok seviyoruz kendisini. Telefonunu kapla mı kullanıyorsun, kapsız mı? Telefonumu kapla kullanıyorum çünkü düşmesinden falan, zarar görmesinden korkuyorum açıkçası. Ama yani şu rengin de gerçekten kapla kapatılmasını istemezsiniz. Yani muhteşem bir renk. TFT oynayan kişilere ne tavsiye verirsin? Öncelikle yüksek mental, akıl sağlığı, ruh sağlığı. Öncelikle dilemek istediğim şey bu. Çünkü gerçekten bir yerden sonra oyunu bilen insanların artık en yüksek seviyelere ulaşması için sağlıklı bir mentalle oynaması gerekiyor. Kötü oyunlar geçebilir, şanssız oyunlar geçebilir. Yani şans faktörü yüksek olan bir oyun, etki eden bir oyun. O yüzden ben en önemli şeyin mental sağlık olduğunu düşünüyorum. Zeiss, cevapların için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim eşlik ettiğin için. O zaman sizlere de teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda, başka bir içerikte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.